Merhaba sevgili oyun severler. Ben oyuncunuz Frank Benjamin ve kaliteli oyun videolarının adresindesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, %100 yerli Türk yapımı Erzurum oyununu oynamaya devam ediyoruz. En son hatırlarsanız avcı Ziya Emmi'nin evine gelmiştik ve onun bütün zulasına çökmüştük. Ondan sonra burada yiyeceğimizi hazırlamıştık ve malzememizin bir kısmını da şuradaki depoya bırakmıştık. Bir tane geyik kebabı yapmıştık yedekte. Şimdi gideceğimiz yer, haritada şurada gördüğünüz askeri kamp. Burayı araştırmaya gideceğiz. Yalnız tabi biraz mesafe uzun. Öncelikli olarak bir bakalım durumumuz nasıl. Ne oluyor lan? Allah kahretsin ya. Ziya emmi tekrar bizi. Ziya emmi. Benim ya. Hani geçen, hani burada yattım ben, burada. Hatırlamadın mı beni? Ziya emminin kafa gitti. Sobadan mı Ziya emmi? İçeri duman mı sızıyor? Ya şu anda fırtına başladı. Ya yola çıkmış olsak ağzımıza sıçılmıştı. Ne yapacağız? Abi hayret bir şey ya. Yani neyse, içerinin sıcaklığı fena değil. Sadece susuzluğumuz var birazcık. Şöyle yapalım. Şu sobada kar eritelim. 15 dakika bu sürecek zaten. Bir tane su içelim. Biraz açlığımız var. Bir 2 saat yatalım bakalım. 2 saat sonra fırtına dinmiş mi? Dinmemiş. Ağzına sıçayım böyle fırtınanın. Şuraya bak. Hadi be kardeşim be. Oho. Neyse şu çanağı alalım. Açlığımız fena durumda değil. Şuraya ne yapabiliyoruz başka? Hani en azından yanımıza alırız diyebileceğim. Bir tane tarhana çorbası yapabilirmişiz. Mayamız yok, ekmek yapamıyoruz. Tamam, bir tane daha tarhana çorbası patlatalım. 20 dakika veriyor. Dayı, televizyon falan yok mu ya? Yani elektrik var herhalde şuradan anladığım kadarıyla. Sıkılmıyor musun burada bütün gün? Ne yapıyorsun, kayışlıyorsun mu? Sıkıntı lan, yerim yoksa niye kayışlayayım? Abi hadi ya. Oo. Dışarıya çıkıl 32. Oo. Dışarısı -32 derece. Berbat. Sıkıştık kaldık burada. Tarhana çorbamızı bekliyoruz. Dayınınla hiç sohbeti yok be. Niye diğerleriyle gitmedim emmi? Ben dağlarda avlanıyorum kardeş. Zaten burayı terk etmek istemiyorum. Burası benim yuvam. Ama eğer askerler köylüleri buradan çıkartıyorsa bir bildikleri vardır değil mi? Göktaşı radyasyon yayıyor olabilir mesela. Ulan hangimiz konuşuyoruz? Ben bir şey hissetmedim kardeş. Boşaltma kararı sadece bir önlemdir belki de. Dayı zaten bir ayağın çukurda. Bir şey hissetmemen normal. Ayak kangren olmuş olabilir mesela. O yüzden hissetmiyor olabilirsin. Evet, aynı muhabbet geri dönüyor. Bizimki de şaşı. Dayı ne zaman biter bu fırtına ya? Tamam hadi sal beni, sal. Evet, tarhana çorbamızı da aldık, zuladadık. Başka ne yapabiliyoruz? Bir tane de çay yapabilir miyiz mesela? Karayet çay. Evet, bir tane de çay yapalım. Vaktimizi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Tamam, şimdi bunun 15 dakikası var. 13 dakikası var, 12 dakikası var. 12 dakika sonra görüşürüz. Evet, çayımız doldu.
çaydanlığı aldık. Bir tane Türk çayı aldık. Envanterimize bir bakalım. Şurayı bir düzenleyelim. Burada hiç suyumuz yok. Bu esnada kar üretelim. Biz burayı düzenlerken o tarafları boş bırakmayalım. Evet, şu anda daha iyi oldu gibi gözüküyor. Şu anda en azından elimizde ne olduğunu daha rahat görebiliyoruz. Bu arada şu tüfeği tamir et. Şurada tüfek temizleme kiti vardı. Bu acaba bu işime yarıyor. Evet. Peki şimdi kullanabiliyor muyuz? Şuradan listeden bakalım. Evet, tüfeği kullanabiliyoruz şu anda. Güzel. Tüfeği temizledik ve kullanabiliyoruz. Peki. 8 tane mermimiz var. Bir dolduralım. Tamam, 8 tane mermimizi doldurduk. Ha, buradan çıkalım. Bir de silahımız vardı. Nerede? Burada. Silahı kullanamıyoruz şu anda. Evet, kullanamıyoruz çünkü silahımızı temizlemedik. Sadece şu anda tüfeğimizi kullanabiliyoruz gözüküyor. O halde tüfeğimiz, yani şu an kapalı kalması daha iyi. Bu arada meşalemiz de varmış. Yakalım. Yakamıyor muyuz? Suyumuzu alalım bu arada. Fırtına hala devam ediyor. Yani inatla bir tane daha su yapalım. Yolculuk için yanımıza su olsun. Bir işaret fişekleri var. Zaman geçirebiliyormuşuz bu arada. Tamam, ne kadar? Oo, süper. Geçirelim. Tamam, bir tane daha su aldık. Bir tane daha su atalım. Ya, su her zaman ihtiyacımız olan bir şey. Hemen 15 dakika daha geçirelim. Abi yok artık ya. Arkadaşlar ya, ben bir saat daha uyuyacağım ya. Yeter. Arkadaşlar, burada bekliyorum ben. Fırtına dinlendikten sonra görüşürüz diyelim çünkü boşu boşuna bekliyoruz. Fırtına döndükten sonra oyuna devam ederiz. Evet arkadaşlar, saat 20.07 itibariyle dışarıda kar yağışı durdu. O ne lan, -43 derece. Oğlum bu ne? Ayaz mı bu? Kar yağmıyor ama ciddi ayaz var. -43 ne yahu? Allah Allah, çattık. Karnımız da deli acıktı ha. Ya mecbur şunu yiyeceğiz. Neyse. Ne yapalım? Bir tane de su içelim bari ya. Şuraya da bir tane... Ah siktir ya. Yakıt ekle dedik ya. Ulan zaten herifin 80 saatlik şeyi var. Aptal. Zaman geçireceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet, 60 dakika geçirdik. Saat 21.22 oldu. Gidebiliyor muyuz? -45 mi? Abi giderek soğuyor hava. -50'ye doğru gidiyor. Yok şuraya, yani vücut ısımızın düşüş ısısına bakar mısınız arkadaşlar? Dayı uykum gelmedi mi ya? Yoksa benim uyumamı mı bekliyorsun he?
Bak sana hiç güvenmiyorum ben ha. İlişirsin bilişirsin. Zaten burada hiçbir şey yok. Kimsenin olmadığı yerde. Vallahi dayı yakışmaz yani, haberin olsun. Öyle deme yeğenim. Yalnızlık nasıldır bilmezsin. Ben kaç yıldır tık yok yani. Ya yeğenim bir posta. Amca ne diyorsun ya? Ava giderken avlanacağız. Neyse arkadaşlar, yani yapacak bir şey yok. Bir saat ilerleteceğiz. Çünkü uykumuz da yok. Ben gerçekten hava düzelince tekrar görüşürüz diyorum. Burada takıldık kaldık çünkü. Evet arkadaşlar, en sonunda fırtına durdu. Ama bizde de gece çöktü artık. Ziya dayıyı göremiyoruz bile. O ne lan? Bunlar kuzey ışıkları, bunlar da güney ışıkları mı? Bu arada -24, tamam. Hareket edebiliriz. Yani artık yolumuza devam edebiliriz. Vakit kaybetmeden artık gidelim. Bir haritaya bakalım. Tamam. Hedefimiz dediğimiz gibi askeri kamp. Şu tarafa doğru gideceğiz. Bu yolu takip ederek gidebiliriz. Bu arada yine mi yine, yani hava öyle çok da muazzam iyi bir hava değil. Sadece en azından kar yağışı yok. -24 derecede az bir soğukluk değil. Işıklara bak ya. Aksaray gazinosu gibi şıkır şıkır. Yani gideceğimiz yerden zaten duman çıkıyor. Bakalım. Doğru. Yani burada sanki doğal bir yol var. Yani buradan gitmek şu an mantıklı gibi geldi bana. Şu tarafa doğru giden de yol var. Bu arada arkadaşlar haritamız 9 kilometre kare. Bayağı büyük bir haritadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir uçtan bir uca gitmek bayağı vakit alıyor. Tamam, şu tarafa gideceğiz ama şu yoldan da çok fazla uzaklaşmak istemiyorum. Gecenin bir karanlığında gidiyoruz çünkü. Yani önümüzde bir kulübe mulübe çıkar belki bu istikameti diyormuş. Uzakta bir şey var ama tam olarak ne olduğunu da seçemiyorum. Kulübe mi o? Şimdi birazcık gücümüzü toplayalım. Kurt murt çıkar, ayı çıkar. Bu arada biz tüfeği alabiliyoruz değil mi? Tamam. Yani ne olur ne olmaz şöyle gidelim. Evet, şurada bir kule şey kulübe var. Tamam. Çok bir kaybımız yok. Çok bir kaybımız olmadan başka bir kulübeye gelmeyi başardık. Şu kulübede de birazcık içeriği kontrol edelim. Belki işimize yarayacak bir şeyler bulabiliriz. Bir soba varsa azıcık bir vücut hızımızı düzeltebiliriz. Ha pardon, benzin istasyonu mu o? Ne o? Allah kahretsin, o kadar karanlık ki. Evet, bir tane geyik var şurada. Aslında geyik vurabiliriz. Ama yiyeceğimiz de fena durumda değil. Evet, bir benzin istasyonuna geldik. Tamam, açabiliyor muyuz kapısını? Açabiliyoruz, güzel. Oh yeah! Susamlı çubuk kraker. Gofret. Şu anda resmen marketi soyuyoruz arkadaşlar. Evet. Maşallah bize. Dayının evindeki ne kadar erzak varsa indirdikçe peşinde market soyuyoruz. Gofretinden tut her şeyi var. Bir fenerimizi yakalım. Tamam, susamlı çubuk kraker aldık bir tane daha. Tamam, başka bir şey var mı?
Tamam, Türk kahvesi. Bayağı bir Türk kahvesi aldık. Türk kahvesi stoğumuz tavan. Ama cezve olmadıktan sonra bir boka yaramıyor tabii. Tamam, şaşal su da aldık. Buradan bir şey alabiliyor muyuz? Etkileşim yok gibi duruyor. Tamam, şu dolapta bir şey var mı? Yok. Burada ne var? Günün sorusu: aşağıdaki cümlede özne ile gizli özneyi yerini değiştirince nesnel bir anlam. Abi şaka mısın ya? Şurada fişek gördüm. Gördüm ama alamadım. Heh, aldım. Tamam, şurada mercek var. Şurada kıtlama şeker var. Burada içinin derecesi -11 derece. Bir şey yakamıyoruz. Şurada bir bez görüyorum. Evet, kumaş aldık bir tane daha. Neyse. Öldürmedik. Şurada cezve mi var? Yok. Kahve de yapamayız. Aslında şurada kahve yapabilseymişiz fena olmazmış ya. Aa, burada yatak var. Burada dinlenebiliyoruz. Bu arada ağırlığımız çok fazla. Bir şeyler bırakmış. Oo, 31 kiloya çıkmışız. Tamam. Evet, biraz fazla ağırız. Şunu bölelim. Şunun altısını bıraksak. Şu anlık işimizi görüyor. Yani başka da bir şey bırakabileceğimizi böl diyelim. Ne kadar fark ediyor? Tamam, hadi şöyle yapalım. Mecbur bir şeyler bırakmak zorundayım çünkü. Yani vücut ısımız fena değil. Pardon, enerjimiz fena değil. Vücut ısımız çok düştü. Ha, bir dakika dur bakayım. Gürültüyü. Bir dakika, burada bir şey var. Burada bir göktaşı var. Şuraya tırmanabiliriz gibi geliyor. Bir dakika, tuvalet varmış. Giremiyoruz. Şöyle giremiyoruz. Benzin istasyonunun tepesinde tahminim bir tane göktaşı var. Uğultusunu duydum çünkü. Tamam, şuradan tırmanabiliriz herhalde. Yok, tırmanamadık. Valili yakabiliyoruz sadece. Tamam, yakalım. Tamam, valinin etrafında birazcık vakit harcıyoruz. Da bunun tepesini nasıl çıkacağız acaba ya? Vücut ısımızı toparlayalım en azından. Kaç dakika diyor? 40 dakika diyor. Birazcık zamanı yarım saat ileri alalım. Evet, vücut ısımız normale döndü. Zıplayamıyoruz çünkü şey, ha, silah tutuyoruz elimizde tabii ki de. Tamam, şunu kapatalım. Şuradan tırmanabiliyor muyuz? Yav. Nasıl çıkacağız tepeye? Şuradan tırmanabiliyor muyuz? Hayır. Elektrik direğine falan saçmalıyorum şu anda ama. Evet, tırmanamıyoruz. Abiciğim, buradan bir geçişme çift bir şey vardır ya. Burada var bir şeyler. Bir dakika, fenerimizi açalım. Burada var mı? Elektronik burada varmış. Burada kumaş var. Kamerayı şöyle yapsak daha iyi olacak. Bir bıçak daha var. Bir tane kibrit aldık. Kibrit her zaman lazım olur. Yani buralarda aslına bakarsanız güzel malzemeler var ama bunlar etkileşime açık değil. Şu merdiveni acaba alabiliyor muyuz? Hayır. Aa, dikiş. Dikiş seti aldık. Malzemelerimizi onarabiliriz artık arkadaşlar. Evet. Hatta deneyelim bir tanesini. Sen şu kafamızdakini tamir et. Tamam, güzel. Tamir ettik, %100 oldu. Yalnız tabii onu tamir etmeseydik iyiymiş.
Şunu tamir edelim. Yanlış şeyi tamir ettik. Gittik mal gibi. Daha sıstığını tamir ettik. Neyse aklımıza tüküreyim. Başka bir şey var mı şurada? Tamam, fenerimizi de kapatalım. Ya tamam abi, şurada var. Belli. Yani çok belli. Bunun çatısında var. Evet. Evet abi. Evet bak, görüyorum orada. Şaşmaz. Evet, göktaşı sayımızı 2'ye çıkarttık. Azami susuzluğumuzun oranı... Of, amma gürültülü ya. Azami susuzluğumuzun oranı %10 arttı. Burada dallar varmış. Yalnız şu an dala pek bulaşmasak iyi olur. Sadece şurada bir tane dal yakalım. Tamam. Zamanı da bir 15 dakika ileri alalım. Evet. Yani biraz karnımız aç. Ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz elimizdekilerle. Benzin istasyonundan birazcık gofret mofret bir şeyler aldık. Onlarla yolu geçirebiliriz. Ama en azından ısındık. Hop. Biz yine tüfeğimizi elimize alalım. Bakalım. Maksimum 8 alıyormuş zaten. Haritaya bakalım. Tamam, yolu takip ediyoruz. Ormanın içerisine çok girmiyorum. Hali hazırda elimizde bir tane geyik eti var. En kötü olmadı, onu yeriz. Bakalım. Bu yol bizi şuraya kadar götürür. Oradan da bu tarafa gidebilir miyiz? Ya yani çok mu uzatmış oluruz bilmiyorum. Yani bir tane kulübe görme umuduyla aslında bakarsanız bu tarafa doğru gidiyorum. Evet, gördük. Evet, yol bizi şaşırtmadı. Bir kulübeye geldik. Yani kulübe mi bilmiyorum. Bir ambar gibi bir yere geldik. Ambar mı? Malzeme deposu mu? Böyle değişik bir yere geldik. Metal kapı. Kamerayı değiştirelim. Hadi abi. Heh. Evet, plastik kurdu aldık. Çanağımız, yani kumaş alma daha fazla. Neymiş bu? Bir arkadaşım 7 yıldır Kanada'da garip bir olay yaşandığını söyledi. Bilim adamları henüz bu olayların sebebini bulamamış. Söylediklerine göre bu olayları çözebilmek için en az 3 yıla daha işte ihtiyaçları varmış. İnşallah buradaki göktaşının sırrı kısa bir süre içerisinde çözülür. Ben evime dönebilmek için oradaki gibi 10 yıl bekleyemem. Allah korusun. Allah Allah. Oo, taran aldık. Güzel. Açlığımızı bir süre daha idare edebilecek. Valilimiz de var. Çok güzel. Yatağımız da var. Tamam. Dinlenebiliriz de. Depomuz da var. Süper. Abi güzel bir yere geldik ya. Yani izbe ama işimize gerçekten fazlasıyla yarayacak bir yere geldik. Oh yeah, nacak da var. Yalnız arka tarafı açık mı bunun? Karla kaplanmış. Neyse. Oo, kömür de var. Oğlum süper lan. Ateşi yakalım. Şimdi
odunumuz yok. Bir tane kömür atalım. Birazcık dinlenmemiz gerekecek. Tamam, şuraya bir saat yatalım. Evet, alacakaranlık devam ediyor. Karnımızın açlığı çok. Hat safhalarda fener lazım. Fenerimizin adi. Fenerimiz bitti. Şurada depo vardı ya. Nerede? Ha. Şimdi birazcık ağırlaşmışız. Bence buradan çıkalım. Gecenin karanlığı en azından bizim yolumuzu aydınlatır. Bir şey mi var? Yoksa bir bayrak mı? Ben tüfeğimi açıyorum. Tüfeğimiz açık mıydı zaten? Ulan tavşanmış lan. Lan tavşan. Evet, -34 derece, inanılmaz bir soğuk var. Ama yolumuza devam etmek zorundayız arkadaşlar. Ne oluyor ya? Evden hiç ne tarafa gittiğimi göremiyorum. Tamam, doğru gidiyoruz. Bu arada o haritadaki çizgi tren yolunu belirtiyor. Hiç böyle bozmadan dümdüz gidersek direkt olarak askeri kampa varmış olacağız. Gece 1.35 artık. Hava sıcaklığı -34 derece, giysi sıcaklığımız 9 derece, hissedilen sıcaklık -25 derece. Ciddi anlamda bir soğuk var. Vücut ısımız hızla düşüyor. Aslına bakarsanız gitmeden bir noktaya daha arayıp azıcık daha ısınsak fena olmaz. Ama bilmiyorum, sabit çıkar mı bir yer. Yani inşallah bir de bunun üzerine bir fırtına mırtına kapatmaz da. Fenerimiz de yok, bitti. Yani önümüzde göremeyiz bu karanlıkta. Şu askeri kampa gidene kadar bir şey olmasın. Ki daha Ziya Emmi'nin dediği ayılarla da karşılaşmadık. Askeri kampın oraya gittiğimizde ayılarla da daha karşılaşacağız belli ki. Hakkımızda hayırlısı. Tekrar bir harita yapalım. Tamam, aslında artık şu tarafa doğru yönelmemiz lazım ama ben haritanın sonuna kadar gitmeyi planlıyorum. Oradan döneceğiz. Evet, hala bir ses seda yok. Bu iyi işaret. Böyle dediğime bakmayın sevgili oyuncular. Bir ses seda olmaması bizim açımızdan iyi bir şey. Çünkü gecenin karanlığında neyin nereden geldiğini görmeyi kestirmek çok zor olacak. Yani herhangi bir kurt, domuz, ayı çıkarsa fişeklerimizi de boşa boşuna harcamak istemiyorum. Evet, yolun sonuna geldik. Yol buradan tünele doğru devam ediyor. Şu tünelin ağzına doğru bir bakalım. Tamam, tünelden içeri gidemiyoruz. Şöyle kenardan kıyıdan gideceğiz. Evet, tamamen bu rotayı bu şekilde izlediğimiz vakit hiç bozmadan gidersek direkt olarak askeri kampa gitmiş olacağız.
Vücut ısımız artık bitti. Canımızdan da yemeye başladık. O yüzden mümkün olduğunca hızlı hareket etmeye çalışacağım. Bu arada şurada yanlış görmüyorsam yerde bir tane et var. Ama bir kurt da var. Ha, sıçtık. Şurada bir hareketlenmemi gördüm. Lan! Şu geyik neşini alalım. Tabii ki de bunu kurta bırakmayacağız. Tamam, iki tane çiğ geyik eti aldık. Leşten topladık. Duvar kenarından götüm götüm ilerlemeye devam ediyoruz. Oo, koşamıyoruz da artık. Üstümüzden bir şeyler atmamız lazım. Lanet olsun. Çanak. Şunu at. Tamam. Bir tane çanak attık. Toparladık. Koşabiliriz. Bir haritaya bakalım. Çok yaklaştık. Geldik sayılır. Hadi abi, hiçbir şeye bulaşmadan şuradan bir çıksam var ya, 10 numara 5 yıldız olacak be. Ondan sonra bir şeyler yiyerek şu canımızı toparlayabiliriz çünkü. Ne bileyim, bir antibiyotik içeriz, bir şey yaparız. Şu askeri kampta birileriyle konuşsam çok iyi olacak. Evet, şu tepenin altında olması lazım. Evet, bulduk. Oha, ayı var. Gördüm. Bak, ayı kardeş. Oha, iki tane ayı var. Ayı kardeş, yani... Sen beni görmedin, ben de seni görmedim, tamam mı? Ya Allah aşkına, vurma şu sazın teline ya. Hayvanlar gelse duyamayacağım ya. Adam çılgın gibi saz çalıyor ya. Şuraya bak, adam döktürüyor. Tam ayıların gelmesini bekledi. Abi şu bana gelecek kesin ya. Şuraya hızlıca koşayım ben. Koş. Ha siktir ya. Tamam, kimse beni görmedi. Ne bu? Varil. Aa, süper. Hemen yak. Yak abi. Oh. Oğlum çok fena. Susuzluğumuz tavan yaptı. Burada bir çanta var. 10 tane mermi aldık. Tamam, depo sandığımız da var. Ne, buraya ne koyacağız? Neyse, şimdi bir şeyler pişiririz zaten o... Biraz yükten kurtarır bizi. Pişir diyelim. Geyik kebabı yapamıyoruz tabii ki de. Tamam, geyik eti kızartması pişir. Bir tane su içelim. 5 tane şaşalımız var zaten. Tamam, güzel. Şurada bir dolap görüyorum ben. Oo, pantolon aldık. Hemen. Yapıştır. Nerede? Giy. Süper. Bu biraz daha vücut ısımızı toparlayacak. Burada ne varmış? Fişeyi alalım önce. Kağıt. Albayım, size ulaşmaya çalışıyorum fakat burada telsizlerimizden sinyal alamıyoruz. Göktaşı yüzünden olmalı. Size haber gönderebilmek için askerlerimden birini radyo istasyonuna göndermeyi düşünüyordum fakat bir süredir göktaşın düştüğü bölgeden gelen garip sesler duyuyoruz. Bu seslerin neden kaynaklandığını bulmak için oraya gitmeye karar verdim. Hızlandık ve yola çıkıyoruz. Eğer bu notu okur ve peşimizden gelmeye karar verirseniz herkese gaz maskesi taktırın. Ölçümlerimize göre kayaların arkasında yüksek radyasyon seviyesine rastladık. Binbaşı Hasan Öztürk.
gaz maskesiyle mi radyasyonu engelleyeceksin binbaşım? Size kim öğretiyor bunları? Neyse. Ton balığı varmış, al. Fener var. Hah. Aa evet. Şurada bir şey var. Ne o, mercek mi o? Mercek. Al. Ya yine yükümüz arttı ya. Abi bir dakika, bir şey geliyor. Ayı geldi. Oğlum. Buradan mı geleceğim, buradan mı? Pişmiş geyik eti. Ya diğerini de pişirelim de. Ya şu an başka şansımız yok çünkü. Bu hayvanlar beni fark etti. Ve en azından bir tanesi. Ananı. Abi ya. Neredesin lan? Erkek sen kapıya gel. Bizdeki aymazlığa bakar mısın? Burada ayılar peşimize, biz geyik eti pişiriyoruz. Olsun. Ananı. Abi biz böyle nasıl uyuyacağız ya? Şuraya bir şeyler bıraksam iyi olur. Ya hatta burada artık mesleğimizden dinleniriz. Varile yakıt ekleyelim. Tamam. 2 saat 14 dakikası var. Biz uyurken acaba bizi yerler mi? 2 saat atsak çünkü 5.42 olacak. Hava aydınlanacak. Bunu riske atmaya değer. Ben burada bir oyun kayıt edeceğim arkadaşlar. Siz bu ekranı görmeyeceksiniz. Evet, oyunu kaydettim. Etrafında çılgın gibi ayılar koşuyor. Evet arkadaşlar, ben burada bir uyuya geçiyorum. Uykuya geçiyorum artık. 2 saat uyuyalım, sabah olsun. Şu ayıları öyle indirelim dedim. O ne oluyor lan? Evet, bir daha bir oyun kaydedelim. Sağ salim sabaha çıktı çünkü. Ah, gelecek. Gel bakayım. Ayılar salak, gelemiyorlar. Oyunda bir lag var. Lag'dan dolayı gelemiyorlar. Alın size eleştirecek bir şey. Hayvan salaklaştı canım. Tamam, şuraya bir şeyler bırakacağım. 32 kilo ne ya? Neyse arkadaşlar, buraya kadar geldik. Burada oyunu ben durduracağım. Ben burayı temizledikten sonra bir sonraki bölümde üzerimizde yük olmadan devam ederiz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.